Bir şey içmek ister misiniz Deniz Hanım? Hayır, teşekkür ederim. Şoförün polisler eşliğinde götürülmesinden birkaç saat sonra Adnan Ziyagil'in kızı Behlül Haznedar'ın nişanlısı Nihal Ziyagil, Behlül Haznedar'ın biricik nişanlısı diyecekti. Burada eksik yazmışlar. Ambulansa hastaneye kaldırıldı. Aileden yapılan açıklamaya göre bizim aşağıya bir basın odası kurmamız gerekiyor. Gerçekten doğru haber akışı çok önemli. Efendim Matmazel. Kendini iyi hissetmene sevindim ama ne de olsa bir ameliyat geçirdin. Biraz dinlenebilsen keşke. Yorulduğum zaman çıkarım yukarı. Aileden yapılan açıklamaya göre Nihal Ziyagil'in ayağı burkulduğu için dengesini kaybettiği ve merdivenlerden düştüğü bildirildi. Ziyagil köşkünde tam olarak ne olduğu konusunda yeterli bilgi gelmediği için dedikodu kazanı kaynıyor. Çeneniz düşsün. Öte yandan Behlül Haznedar'ın çok endişeli olduğu ve nişanlısını hastanede de yalnız bırakmadığı dikkatlerden kaçmadı. Ay aşk olsun. Yeter, sıkıldım. Düğün tarihini erken almışsınız diye bir şeyler duydum. Sence de iyi olmaz mı? Gündem değişir. Dedikoducuların ağzı kapanır. Düğün tarihini erken alırsanız esas millet şüphelenir. Apar topar niye evleniyorlar der. O da doğru. Herkes senin düğününü bekliyor. Aceleye getirme. Bunlar nasıl olsa unutulacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya öyleyse sen de uzatma. Bir an önce dön eve Bihter. Bizim durumumuz o kadar basit değil Nihal. Seninle Behlül arasındaki kadar basit değil en azından. Biz gerçek bir ilişki yaşıyoruz. Bizim ilişkimiz gerçek değil mi yani? Onu demek istemediğimi çok iyi biliyorsun. Adnan'la evliyiz ve bana yapılan hakaret bizi temelimizden sarstı. Bunu kabul edemem Nihal. Ama... Tamam, hasta ziyareti çok uzadı. Kalkma kalkma. Kendine çok iyi bak. Bir an önce iyileş. Çabuk karar verme. Biraz daha sakinleşirsen belki daha farklı düşüneceksin. Hoşça kal. Şuna bak, beni öpmeye bile çekiniyor artık. Saçmalama. Görüşürüz. Güle güle. Ara mutlaka. Babama inanamıyorum. Hatasını düzeltmek için en ufak bir hareket yapmadı. Hastanede onu öylece bıraktı. Gidiyor musunuz? Evet. Bihter Hanım. Annemi bekleyemedim, söylersin. Baş üstüne. Tabii söylerim efendim. Koruya kadar eşlik etmemi istemediğinizden emin misiniz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Müzik